Diyelim ki elimizde fx eşittir ln x artı 5 bölü x eksi 1 fonksiyonu olsun ve bu fonksiyonun türevini almak yani f üssü x'in neye eşit olduğunu bulmak istiyor olalım. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve bu türevi kendi kendinize almaya çalışın olur mu? Peki. Bu soruyu çözmenin iki farklı yolu var ve bunlardan biri kolayken diğeri biraz daha zor. Evet, kolay ve zor. Bu videoda size ikisini de göstereceğim. Kolay yolda, logaritmanın özelliklerini kullanarak e, bu arada doğal logaritmanın tabanı e sayısı olan logaritma olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, logaritmanın şu özelliği, ln a bölü b, ln a eksi ln b'ye eşitti öyle değil mi? Ve bu özelliği burada uygularsak bu ifadeyi sadeleştirip türevini çok daha kolay bir şekilde alabiliriz. Hadi bakalım gelin fx'i baştan yazalım. fx eşittir ln x artı 5 eksi ln x eksi 1. Ve şimdi de x'e göre türev aldığımızda f üssü x ln x artı 5'in x artı 5'e göre türevi 1 bölü x artı 5 çarpı x artı 5'in x'e göre türevi ise 1 olacak. Bunu yazmaya gerek yok. Burada uyguladığımın zincir kuralı olduğunu fark ettiniz değil mi? Evet, bunun türevi bu. Buranın türevi ise, bir bakalım eksi işaretini unutmadan, ln x eksi 1'in x eksi 1'e göre türevi 1 bölü x eksi 1. x eksi 1'in x'e göre türevi de 1 olduğu için onu yazmamıza da gerek yok. Evet işte bu kadar. Gördüğünüz gibi f'in türevini çok ama çok kolay bir şekilde aldık. Şimdi de zor olan yola bir göz atalım. Belki de videoyu durdurduğunuzda siz de bu yolu denemiş olabilirsiniz. Bakalım zor yolda logaritmik bu özelliği kullanarak ifadeyi sadeleştirmeden zincir kuralını uygulayacağız. Ancak ana fikir her zaman şu olmalı. Türeve geçmeden önce mümkünse fonksiyonu yalınlaştırın. Az önce yaptığımız gibi. Şimdi biz kolay yolda gördüğümüz üzere türevi almadan önce fonksiyonu kurcalayıp daha sade bir hale getirmeden doğrudan türev almaya çalışacağız. Hadi bakalım. f üssü x eşittir ifadenin tamamının x artı 5 bölü x eksi 1'e göre türevi yani 1 bölü x artı 5 bölü x eksi 1 çarpı x artı 5 bölü x eksi 1'in x'e göre türevi. Evet, zincir kuralını uygulayarak Önce bunun buna göre türevini alıp bunun x'e göre olan türeviyle çarpıyoruz öyle değil mi? Kendisinin türevi çarpı içinin türevi. Hadi bakalım. Devam. Farklı renkler kullansam daha iyi olacak. Önce mavi kutu içine aldığım ifadeyi düzenleyeyim. Evet x eksi 1 bölü x artı 5 çarpı burayı da pembeyle yazayım. Bu renk pembe değil. Evet Şimdi oldu. Çarpı, şunu bir kere daha yazalım. x artı 5 çarpı x eksi 1 üzeri eksi 1'in x'e göre türevi. Bu ifadeyi çarpım haline getirdim. Çünkü çarpım kuralını hatırlıyorum ama bölme kuralıyla aram pek de iyi değil. Devam ediyorum. Buna neden zor yol dediğimi anlıyorsunuz değil mi? Evet. Peki, x eksi 1 bölü x artı 5 çarpı Burası için çarpım kuralını uygulayacağız. x artı 5'in türevi 1 çarpı ikinci terim yani 1 bölü x eksi 1 sonra artı x eksi 1 üzeri eksi 1'in türevi bu da eksi x eksi 1 üzeri eksi 2 değil mi? eksi 1 bölü x eksi 1'in karesi ve çarpı x eksi 1'in x'e göre türevi bu 1 olduğu için yazmaya gerek yok. Bir de çarpı birinci terim yani x artı 5. Evet çarpı x artı 5. İşte bu. Çarpım kuralını uyguladık. Bunun türevi 1'e eşittir. Bunu ikinci terimle çarpınca bunu elde ettik. Sonra da bunun türevini alarak bunu buldum. Eksi 1 bölü x eksi 1'in karesi. İsterseniz eksi x eksi 1 üzeri eksi 2 de diyebilirsiniz. Ve birinci terimle çarptım. Böylece türevi almış olduk. Şimdi de bunu biraz daha sade hale getirmek istiyorum. Bir bakalım. Önce şunu bir baştan yazalım. Evet eşittir. x eksi 1 bölü x artı 5 çarpı 1 bölü x eksi 1 eksi x artı 5 bölü x eksi 1'in karesi. Bunu paranteze dağıtacak olursak bununla bu birbirini götürür ve geriye 1 bölü x artı 5 kalır. Bununla bunu çarptığımızda da x artı 5'ler ve x eksi 1'ler birbirini götürünce geriye 1 bölü x eksi 1 kalacak. Başına f üssü x'i de ekleyelim. Gördüğünüz gibi iki yolla da aynı sonuca ulaştık ama kolay yolun gerçekten de daha kısa olduğunu elbette ki fark ettiniz. Ama Hayat her zaman kolay olmayacak.